Şok mu? Evet, şokta. Tersini aldık. Hadi. Evet, aldık seri seri. Bu kaledesin işte. Burayı Uraga. Giymedim mi tek şey? Giydim o kadar. Aldık kafayla takip. Evet, aldık attık. Evet, aldık yeniden. Gördüğünüz gibi idmanlarımıza yeni transferlerimizden başladık. Genellikle genç takım. Yeni bir jenerasyon oluşturduk. 2001-2002 amatör liginde oynamayı düşünüyoruz şu an. Yeni şeyimiz, transferimiz Şeruk Kunt. Zaten bilindiği gibi amatör futbolcular dernek başkanıdır kendisi. Uzun yıllardır da top oynamış bir arkadaş. 35 yıldır, 36 senedir futbol içinde. Hem antrenör olarak, hem futbolcu olarak, hem de başkan olarak, kulüp yöneticisi olarak kendisi de bulunmuştur her alanda. Bundan dolayı gördüğünüz gibi Erzurum'un kış şartı imkanlarından işte zorluklarla uğraşıyoruz. Yeni bir sezon, yeni bir dönem. Hakkımızdan hayırlısı olsun. İlk maçı olacak. Zaten Amatör Ligi de inşallah bugün itibarıyla başlayacak. Gençlerle birlikte çok uyumlu bir idman yaptık. Kendisi de sağ olsun bizi yormadı. Her idmanımıza, her koşulumuza ayak uydurdu. Gençlerle çok güzel bir uyum içinde şu an. Hem de tecrübesinden de faydalanmak üzereyiz. Kendi bilgi hazinesi bize çok büyük bir faydası olmuştur. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Gördüğünüz gibi genç kardeşlerimiz hem de seviyor. İdmanlarda da birlikteler. Şu an maça çıkmak üzereler inşallah. Evet, bırak, değiştir. Bunu çalıştıracağım sana. Değil mi çalışmalar? Haydi. 1967'de başladım futbol hayatımı. Şu ana kadar aralıksız sürdürdüm efendim. Kaç yıldır? Hemen hemen 53 yıldır aktif futbolun içerisindeyim. Hiç ara vermedik. Bugüne kadar geldik. Daha önce 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karasay Spor, 2018-2019'da Mardin Kızıltepe, 2019-2020 sezonunda da Erzurum'da bulunuyoruz. Mardin Kızıltepe Gençler Birliği Spor Kulübü'nden geldim. Bir sezon orada top oynadım. Buraya da bir teklif geldi. Bazı illerde, çeşitli illerde teklifler vardı. Bu bölgede bulunmak istedim ve Erzurum'u tercih ettim. Erzurum'a geliş sebebim bu efendim. Ben aslında
Trabzon, Ankara yaşamaktayım. Bu süre içerisinde tabii yaşadığım bölgeler Erzurum gibi değil, doğru. Mardin Kızıltepe'de bulunduğum sürede hava daha ılımlıydı. Daha ılımlı bir hava içerisindeydi. Ama maalesef tabii ki Erzurum biraz sert hava. Yani biz sporcuyuz. Aktif sporun içerisinde böyle havalarla çok karşılaştık. Bu bizim için normal, doğal bir şey diyoruz yani. Sözleşmemiz bir yıl. Bir sezon burada oynayacağız. Allah nasip ederse. Sakatlık ver, inşallah sağlık verir. Artık bir dahaki sezonda bakarız. Nerede bulunuruz, nerede oynarız onu bilemiyorum tabii. Ben şahsen en geç yatış saatim 9.30'tür. Sabah erken kalkarım. Efendime söyleyeyim, gıdama, yiyeceklerime, her şeye bakarım. Onun için buradan ben genç kardeşlerime tavsiyem, sporun içerisinde kalmaları, sporun içerisinde kalarak kendilerine bakmaları, kötü alışkanlıklardan kurtulmaları. Amaçlarımdan birisi de budur zaten. Yani bu genç arkadaşlara örnek olmak efendim. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Aileniz normalde profesyonel bir futbolcu, 30'lu yaşlarda futbolu bırakıyor. Siz yaşınız itibariyle aileniz bu futbol yaşamınızı nasıl karşılıyor? Çok önemli bir soru sordunuz. Ben aktif futbolculuk hayatımın dışında hem antrenörlük hayatım vardır, ayrıca da kulüpçülük hayatım vardır. 35 yıl Trabzon'da aktif kulüp başkanlığı yaptım. Bu iş içerisinde, bulunduğum süre içerisinde eşim 35 yıl genel kaptanlık görevini yaptı. Yani eşim ve çocuklarım, iki oğlumlarla beraber de top oynadım. Sahaya çıktım 10 yıl arayla. Yani birisinde bir oğlumla, Bilal oğlumla oynadım. 10 sene sonra da ikinci oğlumla sahaya çıktım. Ve eşim bu konuda takdir edecek bir insandır. Tabii benimle beraber futbol oynadılar. İkisi de tabii aynı takımda futbol hayatımı sürdürdüm onlarla birlikte. Yani bunun için eşimin bana çok büyük desteği var. Gerçekten bir erkeğin bir zirvede veya herhangi bir şey başarısı varsa inanın ki burada bak duygulanıyorum gerçekten. Yani kadınların yani çok büyük bir etkisi oldu bana, büyük desteği oldu bana. Öyle bir zamanlar oldu ki çamaşır yıkadı, formaları yıkadı. Efendime söyleyeyim, sahaya çıktı, genel kaptanlık görevini yaptı ki bu Türkiye'de olmayan bir şey. Yani bir genel kaptan, bir kadın ilk defa 35 yıl süreyle eşim tarafından olmuştur yani. Hafize Kunt. Buradan kendisine de ben selamlarımı iletiyorum efendim. Şeref hocamızın biz tanıştık, yukarıda tanışma fırsatımız oldu. Bize bazı öğütleri, bazı futbolla ilgili gerekçelerini, düşüncelerini anlattı. Biz de yani çok bilgisinden, onun bilgisinden yararlandığımız için çok gururluyuz. Çok iyi bir insan, çok futbolu seven, futbolun bir adım ileriye gitmesini düşünen biri. Müsabakaya hoş geldiniz. Maçın hakemi ben Celal. Hocalarımız Hanife Hocam ve İbrahim Hocam. Sezonun ilk maçı. Size yakışır bir müsabaka olsun. Centilmence bir müsabaka olsun. Bildin. Topla mı başlamak istiyorsun, kale mi seçmek istiyorsun? Topla başlamak istiyorsun. Hangi kaleyi seçiyorsun kaptan? Bu kaleye hücum yapmak istiyorum. Bu kaleyi seçiyorsun, buraya da hücum ediyorsun. Yapmak istiyorum. Peki, tekrardan başar. Başka bir şey.